Evet arkadaşlar tekrar merhabalar. Milli mücadele hazırlık dönemi, kongreler sürecini falan anlattım ve Ankara'ya geleceğiz dedim. Ankara'da bir meclis açacağız ve misak-ı milli de yazan kararları tek tek hayata geçirmeye çalışacağız dedim. En son derste değil mi? Şimdi birinci meclis dönemi diyoruz efendim. Ankara'da meclis açılacak. Bu birinci meclis, ikinci meclis muhabbeti ne? Bir kere bunu biliyor muyuz? Herkes şey zannediyor. İşte birin yasıf yapısal farklılığı var zannediyor. Birinci Meclis 23'e kadar olan meclis, ikincisi de 23'ten günümüze kadar gelen meclis. Sırf yapısal şeyden dolayı. Hayır efendim. Bu yanlış. Ya da şey zanneden var. Birinci Meclis Ulus'taki meclis, ikincisi de şuradaki meclis falan Kızılay'da değil. Burada her seçim dönemi bir meclistir. Öyle düşüneceksiniz, tamam mı? Yani şu anda Türkiye'de 27. Meclis var. 27. her ya meclis her seçim dönemi yasama dönemi dediğimiz her seçim dönemi bir meclistir. Evet bu böyle. Şimdi biz daha çok böyle 3. meclis 5. meclis diye böyle tek tek üzerinde durmayız. 1 ile 2 üzerinde daha çok dururuz. Neden? Çünkü yapısal farklılığı var ciddi anlamda. Normalde meclisin görevi nedir? Bir meclisin görevi nedir? Meclis'in görevi normalde yasamadır. Peki bizde başka kurum var mı bu işleri yapacak? Yönetimi şeyi yürütmeyi, yargıyı? Yok. Başka bir kuruma gerek var mı? Yok. Zaten olağanüstü bir durum var. Ortada idare edilecek bir memleket yok zaten. Kurtarılmayı bekleyen bir memleket var. O zaman ülke normal değilse tabii ki meclis de normal olmayacaktır. Onun için bu meclis olağanüstü bir meclistir. Güçler birliği var. Yani bu meclis yasamayı da yürütmeyi de gerekirse yargıyı da kullanacak. Olağanüstü bir meclistir. Güçler birliği vardır. Bu meclis bir savaş meclisidir. Evet bir savaş meclisidir. Bu meclis milli bir meclistir. Bu mecliste azınlık falan yok. Hani Osmanlı meclisinde azınlıklar da vardı. Bu meclis milli bir meclistir. Bu meclis efendim ee, inkılapçı değildir. Bu meclisin yaptığı bir tane inkılap var sadece, o da saltanatı kaldıracak. E bu da bunu inkılapçı yapmaz. İnkılapçı değildir. Bu meclis layık değildir. Bu meclisin önceliği zaten bağımsızlıktır, egemenlik değildir. Meclisin önceliği bağımsızlıktır. Bizim birinci meclis böyledir. Olağanüstü şartlarda kurulmuş Kurtuluş Savaşı'nın yönetildiği büro gibi düşünün. Bir savaş meclisi, bir Kurtuluş Savaşı karargah gibidir aynı. Birinci meclis. Evet böyle bir meclistir. Bu meclisin e, parti kurmaya izin vermediğini görüyoruz. Bu mecliste parti yok. Grup kurulması da engellenmeye çalışılmış ama kurulmuş. Şimdi söyleyeceğim. Birinci mecliste hangi gruplar var diye söyleyeceğim. Grubu engelleyemezsin bu bir şekilde kurulur yani. Bu meclisin aldığı ilk karar da oldukça ilginç. Agnan vergisini dört katına çıkarmış. İlk aldığı karar bu. Aslında bu kanun İstanbul'da görüşülüyordu. Evet mecliste, mebusan meclisinde görüşülüyordu. Oradaki meclis dağıtılınca bu kanun yarım kaldı. Dediler ki bunu Ankara'da çıkaralım. Aslında biraz da şey için yapıldı gençler. Hem zaten savaş var, para lazım hem de bu meclis İstanbul'un devamı gibi zannedilsin diye bilerek yapıldı. Herkes dedi ki bak bu İstanbul'da görüşülen kanun almış getirmiş, burada bitirmiş adamlar. Demek ki onun devamı. Ama aslında bu meclis dedim ya yeni bir devletti. İstanbul'un aslında devamı değildi yani. Ağnam vergisi neydi bu arada? Osmanlı'dan beri değil mi? Küçükbaş hayvanlardan alınan vergiydi. Bunu dört katına çıkarmış. İlk aldığı karar bu. Bu meclisin çıkardığı başka ismi ilginç şeyler de var. Kanunlar da var. Konunun içinde pek fazla geçmeyecek kanunlar bunlar. Böyle burada bir söyleyeyim karşımıza çıkarsa. Mesela bunları birinci meclis mi çıkarmıştır? Ya da bu kanunları verip bunlardan hangileri savaşa kaynak sağlamak için çıkarılmıştır gibi sorular olursa çok da kimse bilmez bu kanunları. Men e israfat kanunu. Aslında ismi biraz kendine ele veriyor. İsraftan men ediyor. Değil mi? Men e israfat. İlk çıkarılış şekli biraz ilginç. Düğünlerde israf yapılmasın diye çıkarıldı. Yani 1920'nin düğününden ne olacak da işte öyle bir kanun. İşte mesela mermi varsa silah at atmayacaksın. İşte yiyecek fazla varsa ordu savaş var ocağı vereceksin. Öyle bir kanun çıkarmış. Aslında bu kanun sonra da devam etti. Ama bu israf konusuna biliyorsun bizde kimse uymadığı için çok tabi geçerli olmadı. Men-i müskirat kanunu. Bir şeyden daha men ediyor. Neyden? Müskirat, sekere, saki, saka, içecek... İçki üretmek ve tüketmek yasaktır diyor. Peki bu da savaşa kaynak sağlar mı sizce? Sağlar tabii. Millet savaşa sarhoş gitmesin diye çıkarmadılar ya. E, temel gıda maddesinden yapılıyor. Arpadır, üzümdür, içki neden yapıyorlar? E, millet evinde arpa ekmeği bulamıyor. Onun için bu da kaynak sağlar. Nisabın müzakere kanunu. Nisabı nisbi. Müzakere görüşme demek. Ne demek bu kanun? Anlamı ne yani? Meclis toplantı yeter sayısı demek aslında bugünkü mantıkla. Yani mecliste bir kanun çıkarmak için en az kaç milletvekili lazım anlamına geliyor. Bu kanun anlamı bu. Böyle bir kanun tabii çıkaracaksın sayıyı belirleyeceksin ki. Yoksa mecliste sabah gelip bir tane milletvekili kendi başına kanun da çıkarabilir. Sayı belirlemen lazım. Evet. Bugün kaç mesela? Evet. Anayasa bilginizi bir yoklayalım. Meclis toplantı yeter sayısı en az kaç bugün? Üçte bir, iki yüz değil mi? Karar yeter sayısı kaç en az? 151. Ha, 151 bugün öyle. O zaman işte bu 200'e denk geliyordu. Toplantı yeter sayısı. Birinci meclisteki gruplara bakalım şimdi de. Dedim ya parti yok, grup var. Bakalım hangi gruplar var? Meclisin profili de ortaya çıkıyor zaten böyle bakınca. Hangi gruplar olduğunu şöyle bir görelim. Ne görüşlü adamlar var? Farklı kimler var? Görelim. Milli Müdafaa Grubu ya da müdafaa Hukuk Grubu. Bu grup Cumhuriyet'e meyilli olan gruptur. Mustafa Kemal'in desteklediği gruptur. Hatta bu grubun ismi tanıdık da gelir. İstanbul'da Mustafa Kemal kurun demişti de müdafaa hukuk hani kuramamışlardı da e, Ankara'da kurmuşlar şimdi. Yerine felahı vatan kurulmuştu ya hani orada. Evet. Müdafaa hukuk grubu. ileride bu grubun adı Halk Partisi olacak. Partiye dönüşecek yani bu grup ileride. İstiklal grubu var. Bunlar da Cumhuriyetçi. Mustafa Kemal'in liderini e, bazı yerlerde istemiyorlar. Genç milletvekilleri ayrı bir grup kurmuşlar yani. Bunlar da Cumhuriyet istiyor. Tesanüt grubu var. İttihatçıların grubu. Meşrutiyet devam etsin diyor bunlarda. da. İttihatçılar. Tesanüt. İstinat. Destek grubu demek. Islahat grubu var. Bunlar da saltanat devam etsin diyorlar. Meclisin neredeyse yarıya yakını düşün. He. Aslına bakarsanız Cumhuriyeti de saltanatçılara kurdurdular desek doğrudur yani. Ve dikkat ederseniz bunlar e, hala inkılap yapılıyor. İnkılabın yapanların yarı da yarısı neredeyse kendileri. Ama hala olayın bir ıslahat olduğunu e, düşünüyorlar. Islahat grubu. Halk zümresi var. Bu da sosyalistlerin grubu. E, ve yeşil ordu grubu var bir de. O da sosyalistler. Aslında bu yeşil ordu falan biraz bilinçli kurulmuş şeylerdir. Hem Rusya'ya meyilli olanları bir görelim diye hem de Rusya'dan yardım almayı düşünüyoruz ya. Onun içinde Rusya bizde rejiminin yayıldığını zannetsin diye bilerek yapılmış şeyler. Bunlar aslında hamle, siyasi hamle. Hatta bizim Ali Fuat da mesela bu gruba koyuldu. Lan Ali Fuat'tan komünist mi olur? Ee, niye? Rusya'ya onu büyük elçi yapacağız ya. Rusya kendi adamıyla oturup konuşuyormuş gibi hissetsin diye. Mesela Çerkez Etem de bu grupta. Yeşil Ordu grubu. Bunlar aslında bilerek yapılmış şeyler. Mesela size şöyle bir soru sorsam bu grupları verse bu gruplardan hangisi Halk Partisi'ne dönüştü dese herkes halk zümresi yapar değil mi? Ha, ee, bak çok basit yanlış yapmaya çok müsait bir soru. Halk zümresi mi Halk Partisi'ne dönüştü? Hayır. Müdafaa hukuku grubu dönüştü. Halk zümresi sosyalist. Evet. Birinci meclisteki gruplar da bunlardı gençler. Meclisin yapısını, özelliğini anladınız mı? Olağanüstü şartlarda kurulmuş bir meclisten bahsediyoruz burada. Gerçekten bir savaş karargahını daha çok andırıyor. Şimdi meclisi açalım o zaman. 23 Nisan'da en yaşlı milletvekili Şerif Bey'in açılış konuşmasıyla meclis açıldı. Belli bir bina yok, şey yok. Orada işte bir okul binası bulundu. Okul binasının üstüne başka bir okuldan bir yerden çatısı söküldü getirildi buraya takıldı. Böyle bir e, gariban bir bina ama tabii duruşu bir daha hiçbir mecliste böyle bir duruş yok sonraki meclislerde. Renklilik var bakarsanız çok çeşitli fikirlerden adam. Aslında bizim ülkeyi tam olarak temsil eden meclis de bu. Her kesimden adam var. Okuma yazması olmayan adam da var. Organlar rütbesinde adam da var. Papyonlu Avrupa'da eğitim görmüş adam da var. İşte aşiret reisi de var, ne bileyim şeyde diplomat da var, asker de var. Birinci meclis gerçekten tam ülkeyi yansıtıyor. Ama siz bu mecliste tabi ülkeyi kurtarırsınız. Hepsi vatansever bunların. Ama bunlarla cumhuriyet ilan edemezsiniz. O zaman ne yaparsınız? Seçimleri yenilersiniz savaş bittikten sonra. Üstteki grubun sayısını artırırsınız. Alttakilerin sayısını azaltırsınız. Yarın cumhuriyet olunca arza çıkmaz. He, anladınız mı? Niye öyle denk getirildiğini aslında. Yani bu ne demek? Birinci mecliste olan kadronun bir kısmı ikinci mecliste yer bulamayacak kendine çok fazla. O zaman orada küskün bir ekip oluşup ileride problem çıkarır mı bu yer bulamayanlar? E çıkarır tabi. mesela İzmir suikastinde falan göreceğiz. Yani. Şimdi... 23 Nisan'da dedim en yaşlı milletvekili Sinop mebusu o gelenek bugün de devam ediyor. Şerif Bey'in açılış konuşmasıyla meclis açıldı. İlk meclis başkanı Şerif Bey midir o zaman? Hayır. Böyle saçma sapan şeyler anlatıyorlar. İlk gün meclis başkanı seçilmeden şimdi de öyledir. En yaşlı milletvekili yönetiyor meclisi. O zaman Deniz Baykal 50 kere meclis başkanlığı mı yapmış oldu? Öyle bir şey yok. Ya. Böyle o bir günlüğüne en yaşlı üye kim yönetecek başkan seçilmediyse? Doğal olarak. Böyle e, abuk subuk şeyler anlatıyorlar. İlk meclis başkanı budur falan diye. Meclis başkanı değil. Bir gün oturumu yönetiyor. Türkiye'nin ilk meclis ve hükümet başkanı Mustafa Kemal seçildi ertesi gün 24 Nisan'da. Buradan da anlıyorsunuz ki yasama ile yürütme bir arada olacak. Bir arada olacak. Mustafa Kemal Türkiye'nin ilk meclis ve hükümet başkanıdır. Evet. Ve ilk meclis kararlarını açıkladı. Bakalım hangi kararlar almış bizim meclis 24 Nisan'da ilk meclis. Hükümet kurmak zorunludur diyor. İstanbul'daki hükümet ne olacak? Yok sayılmış. He, yok sayılmış. Hemen altında bunun geçici olmayacağını da söylüyor. Geçici bir meclis başkanı ya da hükümet başkanı ya da padişah vekili atamak doğru değildir diyor. Bu meclisin İstanbul'dan alakası yoktur diyor. Bağımsız bir meclis diyor. Başka bir cümlede daha net konuşmuş. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyor. Daha ne diyecek? Yani başka bir cümlede İstanbul'a tavsiye bile var. Milli irade memleketin geleceğine el koymuştur ve bunu kabul etmek gerekir diyor. Tavsiye bile var. Kabul edeceksiniz diyor. Peki bu arada meclistekiler demez mi? Lan ne oluyor? Biz ne yapıyoruz? Bu iş nereye gidiyor falan derlerse hemen altına başka bir cümle yazılmış aslında yuvarlak yine bir ifade. Saltanatla hilafetin durumuna vatan kurtarıldıktan sonra meclis karar verecek diyor. Ne karar verir sizce meclis? Kapatır ne karar verecek? Yani meclis saltanatı hilafeti kaldıracak ileride. Şimdilik demişler ki savaş bitene kadar bu konuyu şey yapmayalım sonra konuşuruz demişler. Başka ne diyor ilk meclis? Yasama yürütme meclise aittir diyor. Söyledim zaten. Başka bir ifadede diyor ki ee, hükümet meclisin içinden seçilecek icra vekiller heyetinden oluşur diyor. Hükümetin adı Osmanlı'da neydi? İkinci Mahmut Dağ'ın ta bu zamana kadar. Heyeti vükelaydı. Şimdi ne olacakmış hükümetin adı? İcra vekilleri heyeti. <laughs> Burada biraz garip bir durum var. Çok anlamasız kolay değil. Bir icra vekilleri heyeti başkanı var orada. Başbakan gibi. Ama yürütmenin başında da yine Mustafa Kemal var. Meclis başkanı olarak. Aynı cumhurbaşkanı gibi diyeyim size. Ha. Altta bir de icra vekiller heyeti başkanı var. Mesela Fevzi Paşa'ydı. Fevzi Çak Ondan sonra e, yürütmenin başında da yasamanın başında da tabii Mustafa Kemal var o üstte. Efendim bir başka ifade düzenli ordu kurulmalıdır diyor. Yani ordu hemen kurmamız lazım savaşa geçeceğiz çünkü. E, bakanlıklar kurulmuş. Her bakanlık var. Bunları buraya yazmadım. Kitapta ayrıntılı bir şekilde bizim hepsi var bakanı. Hatta Maliye Bakanı ile İktisat Bakanı ayrımı bile yapılmış. E, o bile var. Bu ayrım var. Mesela Türkiye'nin ilk Adalet Bakanı kim? Misal diyelim bunu hakim adaylarına sorsalar girdim mülaka. Herkes Mahmut Esat Bozkurt değil mi kesin? Hayır. Celalettin Arif Bey bu İstanbul'dan gelen adam var ya Meclis başkanıydı hani geldi. Şimdi Türkiye'nin ilk adalet bakanı. O hukukçudur aynı zamanda Celalettin Arif. Türkiye'nin ilk adalet bakanı o. Mesela ilk İçişleri Bakanı kim? Diyelim kaymakam adayına sordular. Türkiye'nin ilk İçişleri Bakanı kimdi? Cami Bey. Adı Cami Bey adamın. İlk İçişleri Bakanı. Gibi. Mesela ilk genel Kumay başkanı birazdan söyleyeceğim İsmet İnönü. Aynı zamanda Milli Savunma Vekili yani Savunma Bakanı yine Ferdi Çakmak. Ondan sonra ilk Milli Eğitim Bakanı Rıza Nur. Ondan sonra ilk Sağlık Bakanı Adnan adı var. Böyle bir kadro. Sonra bunlar sık sık tabii görev değişiklikleri falan oluyor. Evet. İlk Meclis'in aldığı kararlar böyle gençler çok kesimi de sinirlendirebilecek cümleler yazıyor. Dikkat ederseniz Meclis herkese res çekmiş. Yani diyor ki tek otorite benim diyor. Peki bu meclise karşı isyan çıkma ihtimali efendim? Tabii ki var. Nerede? Kim isyan çıkarmış? Nasıl çıkmış? Şimdi ona bakalım mı? İsyanlara. Meclise karşı nerede ayaklanmalar çıktı ve meclis bu ayaklanmalara karşı ne yaptı? Nasıl bir önlem aldı? Nasıl bir tedbir aldı? Bakalım. İstanbul hükümetinin çıkardığı ayaklanmalar var. Burada ayaklanmaların genel haritasını bir önce göstereyim size. Genel haritasını bakın. Memleketin üçte ikisi işgal altında kalan her yerde de isyan çıkmışlar. Nokta 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 virüs gibi her tarafta isyanlar var. He. İstanbul hükümetinin çıkarttığı ilk ayaklanma Anzavur isyanı. Anzavur Ahmet. Marmara'da büyük bir isyandır. Ee, işte i̇şte şeyden e, Kocaeli'den bu taraf Sakarya'ya doğru Ankara'ya doğru ilerliyor. Anzavur Ahmet Çerkez bir adamdır. Ve bunu da başka bir Çerkez olan Çerkez Eten bastıracak. Evet ama Çerkez Ethem de birazdan bu listede yer alacak maalesef. Göreceğiz. Çerkez Ethem bastırıyor. Anzavur isyanı. Bir başka efendim isyan Kuvayi İnzibatiye. Düşmanın üstüne ordu bulamayan İstanbul Ankara'ya ordu bulmuş hemen. Hilafet ordusu da dediler millet destek versin diye. Hilafet ordusu dediler. Ve İngilizlerin emriyle harekete geçiyor tabi. Adı hilafet ordusu. Ve bunu da Ali Fuat Paşa'nın birlikleri durdurdu. Evet bunu da durdurdular. İstanbul sadece bu kadarla mı kaldı? Bu kadarla mı kaldı? Hayır. Ee, Ankara'da meclis açanlar vatan haini ilan edildi. Haklarında ölüm emri çıkarıldı. Bunun için Şeyhülislam'dan fetva bile alındı. Dürrizade Abdullah ha, fetva verdi. Dürrizade Abdullah. Ondan önceki hatırlarsanız. Mustafa Sabri o da aynı öyle bir tipti. Bu da öyle bir tip ve bunun için fetva verdi. Dürrizade Abdullah İngilizlerin talimatıyla fetva verdi. Fetvada ne diyor biliyor musunuz? Padişahtan izinsiz düşmana karşı Anadolu'da birlikler oluşturmak, mal toplamak, efendim savaş için hazırlanmak, isyancılık yapmak efendim dinen kesinlikle caiz değildir. Bu insanların katli vaciptir. Bunları öldürenler e, ya da şava, bunlarla savaş, savaşırken yaralananlar, gazi bunları, bunların öldürdüğü birisi olursa şehittir. Evet, şehittir. E, bu Ankara ile mücadele etmek, gazi ve şehitlik rütbesi ve kazandırır size. Diyor, e, bunlarla mücadele edin diyor. Böyle bir herif. Dürrizade Abdullah fetva veriyor böyle. Daha neler neler. Görseniz daha neler neler. Ondan sonra. E, Dinsiz ilan ediyor. Ankara'da meclis açanları, düşmanla savaşanları ve bunlara direnmek, e, karşı çıkmak diyor. Dinen kesinlikle caiz değildir diyor. Evet. Öyle bir herif. Ankara'nın buna cevabını birazdan göreceğiz efendim. İstanbul'la İngilizlerin ortaklaşa çıkardığı isyanlar var. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı bir sürü. İstanbul-Ankara arası dikkat ediyor musunuz? İsyan hattı oluşturmuşlar adeta. Korkuyorlar Ankara'da İstanbul'un üstüne yürür diye. Buradan Ankara'dan çıkın İstanbul'a doğru yol boyunca sürekli bunlarla karşılaştı Bolu, Düzce, Hendek, Adapaz sırayla. Afyon'da Çopur Musa. Ee, Yozgat'ta Çapanoğlu. Çerkez eten bastıracak. Konya'da Delibaş Mehmet. Demirci Mehmet Efe bastıracak. Efendim Diyarbakır'da e, Cemil Çeto. Urfa'da Milli Aşiret. E, şeyde... Mardin'de Ali Batı bir ara peygamberliğini falan da ilan etti o herif. Ondan sonra Bayburt'ta Şeyh Eşref, Ankara'da Şeyh Recep, Tunceli, Erzincan'da Koçgiri büyük bir isyandır. Bunu da Topal Osman bastıracak Koçgiri. Ondan sonra başka ne kaldı? Ankara'da Şeyh Recep söylemiştim. Bir sürü isyan çıkarttılar her tarafta. Bir de azınlıkların çıkardığı, azınlıklar zaten ayakta. Hiç oturmadılar ki. Ermeniler, Rumlar zaten ayaktalar biliyorsunuz. Ee, Yahudilerin burada öyle bir çapı yok Anadolu'da. Ve burada biraz üzücü olan e, meclisin yanında olup bu isyanların aslında çoğunu da bastırıp sonradan isyan etmiş sayılacaklar. Evet bunlar üzücü. Bu listede olmaları üzücü. E, Çerkez Etem ve Demirci Mehmet Efe. Bunların sonradan meclisinden arası bozuldu. Düzenli orduya katılırsın, katılmasın muhabbetinde. Evet. Ama bunları böyle yok canı sıkıldığın zaman öyle sağda solda haindir. Yok efendim şöyledir böyle bir herkes haddini bilmiyor bizde. Yani canı sıkılan herkes birbirine hain ilan edebiliyor. Ee, düşmanın karşısında bunlar varken sen neredeydin? Gidin ya da Aydın'da gidin birisine Yörgale hainmiş deyin bakayım ne yapıyor sizi? Kafanızı koparır. Ya da Giresun'a git Topal Osman hainmiş de. Ya da git Ege'de Çerkez Ethem hain. Ya böyle şeylere gerek yok. Siyasi diyelim bunlar. Anlaşmazlık. Sonradan meclisten araları bozuldu. İşte orduya katıl katılma gibisinden. Aslında biraz da bizimkiler bunları dışladı. İşin doğrusu da biraz o. Güçlü, tehlikeli adamlar biraz öyle görülüyor. Bir de öyle cahil 3-5 tane adam olan adamlar zannediyor. Hayır. Çerkez Ethem üst düzey eğitim görmüş bir diplomattır. İyi bir askerdir. E, korkusuz bir adam. Bir de Çerkez. Duvar kalınlık inat damarı var adamın. İşte orduya katıl katılma derken sonradan araları bozuldu. ...meclisten Tamam mı? He. Evet. Peki meclis bu isyanlara karşı ne yaptı efendim? Ne yaptı? Hemen bir kanun çıkarıldı. Hıyaneti vataniye kanunu. Meclise karşı ayaklananlar vatan ilan edildi. Ve istiklal mahkemeleri kuruldu. İstiklal mahkemeleri ilk defa kuruluyor efendim. Ha, i̇stiklal mahkemeleriyle ilgili de soru gelebilir. Dikkat edin. Bu mahkemeler sürekli kurumlar değildir. Toplamda ben size kuruldukça anlatacağım. 6 defa kurulacak toplamda. Ondan sonra e, bunlar sıkı yönetim mahkemeleridir. Seyyar mahkemelerdir bunlar. İki sandalye bir de ipten oluşur. İstiklal mahkemeleri. Mahkemenin başkanları da savcıları da hiçbirisi hukukçu değildir. Düz milletvekilleridir. Evet. Formalite mahkemelerdir yani söyleyeceğim. Meclis bu arada yargıyı da kullanmaya başlamış diyebilir miyim? Tabii ki yargıyı da kullanıyor. Bakın burada artık e, istiklal mahkemeleri kuruluyor. <laughs> Meclis düzenli ordunun çalışmalarını hızlandırdı. İş kötüye gidiyor. Bir an önce ordu kurulması kurulması lazım diye. Bu arada tabii isyanlara halktan çok büyük bir destek olmadı. Öyle olsa zaten bastıramazdık. Nereye bastırıyor? Halk çok büyük bir destek vermedi bu isyanlara. Ondan sonra e, İstanbul'un fetvasına Ankara müftüsünden fetva alındı. Karşı fetva alındı. Ankara müftüsü Rıfat Börekçi karşı fetva verdi. Sağlam bir din adamıdır. E, menfaat perest adamlardan değildir. E, ondan sonra eşiyle beraber bütün kefen parasını getirip e, masanın üstüne koydu. Bunu savaş için kullanın diye e, Rıfat Bey, Rıfat Börekçi Ankara'nın efendim müftüsüydü. Türkiye'nin de ileride ilk Diyanet İşleri Başkanı olacak. Daha sonraki zamanlarda falan gördüm. Bir tane böyle papyonlu frak giymiş falan bir adam koymuşlar. Oraya yazmışlar işte e, cumhuriyetçilerin istediği din adamı tipi falan diye o yazmışlar. O bakarsan o yani frak giymiş e, papyonlu adam e, Rıfat Börekçi değil. Ahmet Hamdi Akseki'dir. E, giyen ya da giyebilir neyse artık. Ee, Rıfat Börekçi değil o. Evet. Rıfat Börekçi falan onu çok sevmezler. Milli mücadele destek veriyor diye. Bugün ilginç bir şekilde sevciler var ülkede. Değil mi? Ya bilinçsiz mi, bilinçli mi? Ee, sevrim birazdan haritasını göstereceğim size. Evet. Sev sevme yani e, sevmezsen sevr olur. Evet. Anadolu işgal altına girecek. Komple her tarafı alacaklar elimizden. Ee, düşman eline kalacaksın. Bunun bir özlemi mi var ee, ya da bilinçsiz bir şey mi bilmiyorum. İlginç bir şekilde. Milli mücadeleye destek veren işte din adamlarına falan özellikle bir gıcıklık var ülkede. Ve sevre yardım edip İngilizler İslam'ın koruyucusudur diyen adamlara da ciddi bir sempati var. Nereye gidiyoruz? Ne oluyor? Nasıl bir algı? Ya da sırf Atatürk'e gıcıklığına mı? Hani savaşı Yunan kazansaydı keşke falan diyorlar ya. Ne kadar gıcık kapıyor ya da niye onu çözmek gerçekten ilginç. Evet. İnsanlar farklı şüphelerde uyandırıyor. Niye bir insan bu kadar gıcık kapar diye. Gençler. Meclis isyanları bastırdı. Olayı halletti. Ama başka bir şey çıktı şimdi de. Savaşa başlayacağız. Başlayamıyoruz. Bu damat Ferit denen herif memleket madem benim de sizin de olmasın dedi gitti sevri imzaladı bu seferde. Ne? Gitti sevri imzaladı. Bütün bu hazırlık ne için yapılıyor? Yani biz bir senedir ne yapıyoruz? Ne için hazırlanıyoruz? Sevr imzalanmasın diye. Hazırlık bitmiş. Tam savaşa başlayacağız. Herif gitti. Sevr'i imzaladı. Sevr biliyorsunuz imzalansaydı bir sene önce imzalanması gerekiyordu. Değil mi? Yani Paris'te karar verildi. Hatırlarsanız bizim anlaşmayı rafa kaldırmışlardı. Sona konuşalım demişlerdi. Bizim anlaşma şimdi raftan inmiş. İtalya'da dikkat edin San son şeklini vermişler. İtalya'da San Remo konferansında son şeklini vermişler. Tabi baktılar biz toparlanıyoruz, diriliyoruz. Bir an önce imzalatalım dediler. Ve Damat Ferit hükümetine imzalattılar. Damat Ferit'ten heyetini görüyorsunuz. Anlaşmayı imzalamış. Gururlu bir şekilde fotoğraf çektiriyorlar. Evet, karaktersizlikte üst düzey bir adamdır bu damat ferit gerçekten. Adam işinin hakkını veriyor yani düşmanlık dediğin zaman tam hakkını veriyor. Peki sevri hükümet imzaladı diye geçerli oluyor mu? E, mecliste onaylanması lazım. E, meclis yok dağıtıldı ya İstanbul'da. O zaman bu anlaşma hükmen geçersiz bir anlaşmadır. Ölü doğmuş bir anlaşmadır ve hiçbir resmi geçerli yoktur bu anlaşmanın. Evet resmiyette öyle doğru. Peki resmiyette geçersiniz de şimdi maddelerini söyleyeceğim size. Acaba geçersiz mi yoksa çok daha uygulanmış mı? Herif kararlı dedi ki meclise gerek yok ben kendim onaylarım dedi. Saltanat şurasını topladı. He. saltanat şurasının peki onaylaması anlaşmayı geçerli yapar mı? Yapmaz. Evet. Ancak Ankara'nın işini kolaylaştırdı. Ankara sevri imzalayanları da onaylayanları da vatan haini ilan etti ve haklarında ölüm emri çıkardı. 150'likler listesi diye geçer bu. 150 kişi vatan haini ilan edildi. Bu saatten sonra iki taraftan biri ya ölecek ya gidecek artık dönüş yok. Giden taraf İstanbul olacak tabi. Bize son gazını da atıp istifa edip ülkeyi bırakıp defolup gidecek bu. He. Dev olup gidecek. Hükümetin başına sonra Tevfik Paşa gelecek tekrar. Görüşme olacak Ankara ile İstanbul ama barışma olmayacak. Onu göreceğiz. Evet. Bize son darbesini de böylece, son hainliğini de böylece yapmış olacak. Evet. Şimdi daha da ileri gitti. Onu da söyleyeyim. Nasihat heyetleri kurdu. Başlarına da birer şehzade atadı. Hani akil adamlar vardı ya bir gazetelerin önce hatırlarsanız. Bunlar Anadolu'yu dolaşacaklar. Sevr'in çok iyi bir anlaşma olduğunu, buna bunu kabul etmenin çok iyi olacağını, yararlı olacağını insanlara anlatmak için nasihat heyetleri kurdular. Birer tane de başına şehzade koydular. Anadolu'yu dolaşıyor bunlar. Sevr'i kabul etmenin, Ankara'dakilerin peşine gitmenin felaket getireceğini, bunların isyancılar olduğunu, ondan sonra e, düzene bozmaya çalışan insanlar olduğunu ve sizin padişahımıza bağlı kalarak efendim düşmana tepki göstermeyin diye insanlara nasihatte bulunacaklar. Nasıl? Adam azimli değil mi? İngilizler resmen isteseler böyle bir köpek bulamazlardı yani. Bu damat Ferit gibi. Ondan sonra bizimkiler de buna karşı irşat heyetlerini kurdular. İrşat heyetleri. Sevrin bir felaket lan. Sevri bir kere şey yapmaya gerek yok konuşmaya. Aa, şimdi göstereceğim haritası. Koy. Haritayı koy buraya sevrin haritasını. Hiçbir şey konuşmaya gerek yok. Maddesinin eni konuşmaya gerek yok. Sevre göre bakın. Ankara çevresi. İstanbul zannediyor bu arada herkes. Ben Osmanlı Osmanlı değil. Ne Osmanlı İstanbul? Sana İstanbul'u veren kimde? Ankara çevresinden oluşan bu garip şekilsiz yer Osmanlı ora işte. Ankara çevresi Karadeniz'in az bir kısmı bize bıraktıkları yer bura Osmanlı. Doğuya bakıyorsun Ermeni bayrağı görüyorsun Doğu Anadolu'da Ermeni devleti. Aşağı iniyorsun bakıyorsun Güneydoğu'da şey var Kürdistan demişler sevde ama haritaya bakıyorsun Kürdistan falan yok. Hiç herifler tenezzül edip çizmemiş bile. Ermeniler beceremezse Kürtleri devreye sokarız diye düşünüyorlar. Yüz senedir de Ermeniler beceremedi gerçekten. İşte Kürtleri uğraşıyorlar devreye sokarız diye. O oyuna tabii o zaman kimse gelmedi. Evet. Bakarsan haritada ra yani rastgele olsun diye bile bir Kürdistan göstermemiş. Evet. Ne var? İngiliz bayrağı var. Hemen yanında Fransız bayrağı görüyorsunuz. Yanında bir İtalyan bayrağı görüyorsunuz. Ege'de Yunan bayrağı. Bu arada İtalyan alanı biraz genişletmişler. Küstürdüler ya. He. Ama yine de İzmir çevresini Yunan'a vermişler. Trakya'da bir Yunan bayrağı var. Boğazlar'da biz hariç herkesin bayrağı var. Hani komisyonda vardı biz de vardık. Hayır. Sevde öyle demiyor. Bakın ne diyor. Sevde diyor ki Boğazları bir komisyon yönetecek diyor, komisyonda hiç Türk üye olmayacak diyor. Bir tane üye var diye bizden. O da olmayacakmış. İstanbul işgal edilecek diyor. Lan edildi ya. Martta biz Ağustostayız. Edildi zaten. Osmanlı ordularını dağıtacak diyor. Lan dağıttık ya Mondros'ta. Ulaşım haberleşme araçlarına el konulacak diyor. El konuldu ya. Ya sadece şu sürpriz bir şeymiş gibi. Doğu Anadolu'da Ermenistan kurulacak diyor. E, Biliyoruz söylediler zaten. Güneydoğu'da Kürdistan kurulacak diyor. Dedim ya Sevin haritasına bak öyle bir şey yok. Yani göstermemişler. Göz kırpmışlar Ve umut olsun ki hani Kürtler bir şey yapar diye belki hazırlanırlar diye. Yani çok şaşıracağımız bir şey yazmıyor. Mondros'un bir tık ilerisi. Osmanlı bütün devletlere kapitülasyon verecek diyor. O haritadaki küçücük yerden. Osmanlı savaş tazminatı ödeyecek diyor. ha Bizim millet dolaylı laftan çok anlamıyor. Anın ortasına çiviyi dayarsın o zaman anlıyor başına gelecekleri. Bazılarının jeton geç düşüyor yani. E bunlar Mondros'tan böyle olacağı belli zaten. Ya inanamıyorum. Şu Sevr Anlaşması'nın haritası bu. Öteki göster, öbür haritayı göster. Bu da bizim kazandığımız sonraki harita. Türkiye Cumhuriyeti. O haritayı bu haritaya dönüştüren adamlar kim olursa olsun. Minnettar olman gerekmiyor mu? Musul Kerkük diyor dışarıda kalmış. Orayı da sen al bir zahmet he. Adam ol yani ondan sonra sen geç devletin başına orayı da sen al. Musul'la Kerkük diyelim hani alamadılar ya orayı da sen al. Sana bırakılan harita gördünüz ve en son şu anki haritamız. Bu ülkeyi bu millet kurtardı. Buna bir gıcıklık ve buna bir karşı çıkışlık var. Kendi atamızın dedemizin kurduğu ülke. Kendi kanımızla kurduğumuz ülkeyi kabullenemiyoruz çok ilginç bir şekilde. Kabullenemiyoruz. Evet. İstanbul'da damat Ferit gibi bir herif var hükümetin başında. Vahdettin zaten çaresiz bir yere kapatılmış bir adam. Sanki İstanbul Osmanlı dönemi ya da Fatih dönemi varmış gibi İstanbul'da. Bitmiş. Bitmiş. Ve bu saatten sonra ya yok olacaktık ya kendimize yeni bir vatan edip tekrar bir toprak kurtarıp yeni bir devlet kuracaktık. Yani başka da çaremiz yok. Sevr Anlaşması'na baktığınız zaman... Durum gerçekten işler acısı. Burada nasihat heyetleri, bizim karşı kurduğumuz irşat heyetleri, onlara dikkat edin. Anlaşmanın neden geçersiz olduğunu bilin. E, mecliste onaylanmadığı için geçersiz. Ondan sonra e, başka ne diyeceğim? Meclise karşı ayaklanmalara karşı hıyaneti, vataniye kanunu, istiklal mahkemelerinin kurulması bizim. Onu bilelim. Eee başka e, ayrıntı olabilecek San Remo çok ayrıntı bir şey mesela sorsalar e, Sevr Anlaşması'na son şekli nerede verildi yani zor bir sorarlar bilmem ama sorarlarsa çok da kimse de yapamaz San Remo konferansında verildi evet gençler meclisi açtık ayaklanmalar çıktı bastırdık yolumuza emin adımlarla devam ediyor Sevr'i imzaladılar umursamadık Sevr'in imzalandı iyi bile oldu tabi bizim milletin öfke katsayısı daha da patladı iyi oldu Bizim millet dedim ya bazen dolaylı laftan anlamıyor. Haritayı görünce dediler ki ha başımıza bunlar mı gelecekmiş? Ulan geldi ya zaten. Bu sadece bir harita değil ki zaten işgal edilmiş çoğu. Herkes baktı ki Ankara'dan başka kurtuluş çaresi yok. Yok. Onun için savaşa destek daha da arttı yani. Çok iyi oldu. Bizim milletin gideceğin eğer canı, canına susadıysan gideceğin damarına böyle dokunacaksın. Ondan sonrasını sen düşün artık. Bizim millet biraz geç hareketlenir ama... Damarına bastığın zaman sonuna artık sen düşün. O açıdan çok iyi oldu imzalandı. Bizim milletin öfkesi iyice patladı. Şimdi bunu da atlattık, sevri de sallamadık, hiç umursamadık bile. Artık savaşa başlayacağız. Bu kadar engelleme, bu kadar oyalama yeter. Meclisimizi açtık, ordumuzu kurma çalışmalarımız devam ediyor. Zaten fiilen halk savaş halinde. Bu arada herkes zaten savaş halinde. Şimdi gerçekten organize bir şekilde doğudan başlayacağız. Bu pisliği bire bire temizleyeceğiz. Haritanın öyle çizilmeyeceğini, nasıl çizileceğini, alttaki gibi çizileceğini göstereceğiz onlara. Ya, harita nasıl çizilir göstereceğiz onlara. Ondan sonra doğudan başlayacağım cepheleri anlatmaya. Bir ara vereceğim. Bir sonraki derste cephelerle devam edeceğim efendim. Birazdan tekrar görüşmek üzere.